Merhaba arkadaşlar, ben Anıl. Bugün soru cevap videosuyla karşınızdayım. Hiç soru cevap yapmıyorum. Hepinize tek tek cevap veriyorum ve bu beni deli etti. Zaten çoğunuz cevaplarını görmüyorsunuz. Sinirim bozuldu. Çoğunuz bu videoyu izlesin. Çünkü kim yorum yaptıysa hepsini topladım. 7 tane yorum var. Aslında 40-50 geçik yorum var. Tabii bunların... Şimdi bilmiyorum. Yüzde kaçı bilmiyorum. İşte %50'si ya kötü yorum. Ya sen güzelsin. Çok teşekkür ederim onlara. Ya da yo işte normal iyisin. Öyle soru olmayan türden şeyler. Öyle sorular mıydım? Gerçek cidden soruları aldım. Duymuyorsunuz zaten, yazınca görmüyorsunuz. Bu videoyu izleyenler kesinlikle izlesin çünkü herkesin yorumunu aldım, teker teker baktım. Hemen başlıyoruz ama öncelikle Fahrenheit çok çekiyordum ama nedense durdu, bilmiyorum. Ha, bu arada şey, ağır çekim özelliğini öğrendim. Gibi şeyler. Hatta 1-2 saniye ağır çekim bir şey daha koyabilirim, bilmiyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim. Ağır çekim özelliğini öğrendim. Videolar fazla gelmiyor. Ne çekeceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kapak fotoğrafını değiştirdim. Kapak fotoğrafını şurada görebilirsiniz. Aa, çok güzel değil mi ya? Tabii koyarsam, koyamazsam öyle sanki bakarmış gibi gözükürüm. Koyacağım ama. Evet, sorularımızı alalım. Beş para etmez. Sıradan bir deftere yazdım. Bu arada düz yazı bilmiyorum. Kesinlikle düz yazı bilmiyorum. Bunu bilin. Ne yani, şimdi düz yazı bilmediğimizde mi suç oldu? Evet, berbat bir yazıyla karşınızdayım. Tüm sorular burada. 7 tane soru seçtim desem inanmayın. Zaten 7 tane soru vardı ki. Öyle fazla soru gelmemiş. Çok mutluyum ama beni çok uğraştırıyorsunuz. Evet. Daha bugün bir soru geldi. Ahmet Bayraktar adlı arkadaşımızdan. Herhalde şurada aşağıda onun yorum şeyini koyarlar ya. Öyle bir şey koyarım. Şimdi ne diyor? Bayıldım diyor. Ben de sana bayıldım. Çok sağ ol. Başka bir tane daha yapmışsınız. O da çok güzel olmuş diyor. Ben de çok sağ oluyorum. Küfürlü falan demiş. Bana küfür demeyin. Ben asla küfür etmem. Tamam mı? Bu kadar. Kanalda küfüre karşıyım. Bana kimse küfür edin demesin. Tamam mı? Bana öyle demeyin. Ben tazeyim. Tazeyim. Neydi? Her neyse. İşte yapmışsınız. O da çok güzel olmuş demiş. Küfürlü. Ya bir de Creeper'ların şey, benim bir tane Türkçe dublajım vardı. Animasyon. Böyle Creeper'lar falan saldırıyordu. Linkini de şuraya koyuyorum. Şuraya koyarım. Ve orada rıstis yapmışım, öyle tıs, tıs yapmıştım. Orada yaptığı bölüme şarkı ekler misiniz demiş. Tabii ki de eklerim. Yaptığı bölümde şarkı ekler misiniz? Güzellik güzel güzel yazmış. Güzel. Zaten yapacağımı anlamış. Güzel. Demiş ki %100 garanti, çok sevdim ve senin videolarını hep izliyorum demiş. Sağ ol kesinlikle. Şimdi koyamam desem yalan olur. Zaten onun videosunu da yaptım. Onun videosunu da tıklayın. Nasıl yapıldığını. Her neyse. Her şeyi buradan bak. Burası benim özel yerim. Artık burası özel panel, tamam mı? Zaten yapamam desem yalan olur. Çünkü videosunu çektim yani. Tamam. Sen bana belirli güzel bir şarkı ver oraya. Çünkü ben oraya şarkı tutturamayacağım bildiğim için. Bu arada onun editini yapamam. Ayrıyetten bir tane video koymak zorundayım. Çünkü o videoyu editlemeye çalışmam. Çünkü video 12.000 görüntüleme almış. Yani kanalımı ayakta tutan video sayılır o. Her neyse. İkinci soruya geçelim. Xtentrop RS adlı arkadaşımız. Arkadaşımız. The Amazing Spider-Man 2'yi nereden aldın? PlayStation 3'e. Şimdi her yerde var. Birincisi, ne bileyim, Teknosa gibi belirli teknoloji mağazalarında, oyun mağazalarında, internette gitti gidiyor. Hepsi orada. N11 nerede? Her şeyde var, ne bileyim. Ne bileyim, başka bilmiyorum.
O kadar yani. Her yerden alabilirsin. Hatta Play Store'den de indirebilirsin. Bir de şöyle bir cevap yazmış. Yani ben indirmeye karşıyım. Zaten çok uzun sürer. Vallahi ben de aynen kafadayım. Senin kafadayım. Şimdi bir tane daha yorum gelmiş. Ninja Puppets diye. Ninja kuklalar hani var ya, böyle vuu diye dalıyorduk. İşte o videonun altına çok yorum geldi. Ondan sadece iki tane soruyu seçtim. Çünkü hepsi aynı zaten. Şu MSV bilmem ne şey var ya, onun hatası çözüldü. Çok basit bir şey. Ne yapacaksınız? Sadece ve sadece ve sadece ve sadece ne mi yapacaksınız? O hatayı bir yerden nerede ineceği, ben indirmiştim. İndireceksiniz. Ya da indirilenler dosyasından filan için, ne bileyim, dosyalardan filan için bir yerden açın. Bilmiyorum artık. Öyle ben tabii indirmemiştim. Bende sıkıntı yoktu. Direkt indirilenler yerinden ya da onun klasöründen bir yerinde açıyordum. Masa üstünde açılmıyor. Kesinlikle açılmıyor. O şeyi indirince açılıyor. Evet. TT Acer A-Star TTA A-Star oyun virüsü mü demiş, işte o Ninja Puppets yine. Kesinlikle oyun virüsü değil. Rahat rahat indirebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. İndirin, silin, tekrar indirin. Ben 40 kere indirmişimdir silip. Hiç sıkıntı yok. Tabi bilgisayarınız biraz hatalıysa, özellikle koruma virüsü yoksa hiçbir şey indirmeyin. Hiçbir şey. Her neyse. Ve bu oyundan yine aynı benzer bir yorum. Team Gaming TR diye bir arkadaşımız yazmış ki, kaç bit, 64 mi 32? Tabii ki de 64 bit, zaten orada yazıyordu, bakabilirsiniz. Evet, 5. sorumuz Bora oyunda yazmış. PlayStation kolu ve şey inceleme, işte oyunların inceleme videomuza, onu da buradan izleyebilirsiniz. Özel panel. İşte demiş ki, Disney Infinity alın demiş. Disney Infinity alabilir mi? Bilmiyorum, çok değişik bir oyun. Bilgisayarda vardı benim 8 ya. İndirdim. Nasıl değişik bir oyun yani, ne istersen yapabiliyorum. Kafam karıştı. Bilmiyorum, oyunu hiç desteklemedim bile. Hiç ilk çıktığı anda direkt ilk videolarını izleyen bendim herhalde. Çünkü ilk çıkma videosunu 50. takımda filan izlemişim. Çok rezalet bir oyun gibi geldi. Bilmiyorum. Vallahi herkesin zevki farklı. Zevklere karışmayın. Mesela ne bileyim, ben Spider-Man severim. Siz sevmezseniz bunda kötü bir şey diyecek yok. Tamam, bunu bilin. Bilmiyorum. Bakarım. Evet, 6. sorumuz. Mehmet Emin Gürsoy yazmış. Git mikrofon al. Ay ey. Git mikrofon al, sesini duyamıyoruz yazmış. Cidden haklısın. Bir de şunu söyleyeyim, kesinlikle sesim duyulamıyor. Doğrudur kesinlikle. Biraz daha sesimi çıkarmam lazım. Mikrofonum yok. Bir de bir saniye, sırf özel video için bunu buraya getirdim. Artık 10 numarası yıldız bir şeyim olduğu için bunun mikrofonu harika, bir ara çok patlatıyor sesimi. Şimdi ayarladım, onun ayarlarından daha güzel. Hadi sen de şöyle. Daha güzel oldu. O kamera videonun daha çok bağırmaya çalışacağım artık. Ne yapayım? Ne yani, o kadar zor bir şey olamaz ya. Çok zor. Ariyetten sesimi falan kaydetmem lazım sonra. Kameradaki sesi silmem lazım. Ve basit iş. Benim için basit iş ya da kamera almak zor iş. Tamam. 7. son sorumuz. Son soru. Evet. İlk videolarımızdan YouTube'a videonun nasıl yüklenirdi? Ben oraya 1180p demiştim o zamanlar. Kaliteli izleyin anlamında. O da şöyle anlamış. Yani doğru anlamış. Bence doğru soru. Ben nasıl HD yükleyebilirim? Şimdi onun cevabını vereyim. Benim video FreeMake adlı bir şey var. Tabi ayrı ayrı çekersen onunla şey yapmak zorunda. Tabi videonun çok uzunsa ve birleştirmen gerekiyorsa onu kullanırsa çok HD yüklüyor. Ama onunla da fazla bir alakası yok. Çoğunlukla bilgisayarın kapasitesi ile ilgili bir şey bu. Samet Özyurt yazmış bu yorumu. Kesinlikle yani, dediğim gibi bilgisayarın kapasitesi bayağı yüksek olması lazım. Bir de onun bilmem nesini bilmem nesini bir şey yapıyorsun, sonra onu bir programa koyuyorsun, o programı da ona atıyorsun, sonra bir bakıyorsun
1080 pH su değeriydi. İşte her neyse o. Evet. Buradaki tüm sorularınız genellikle hep aynıydı zaten. Çoğu aynıydı. Oyun virüsü mü? Evet. Küfür ister miyiz? O videoyu tekrar şey eder misin? Evet. Bakarız. Sen bana düzgün öyle bir şeyler verirsen, şarkının adını falan verirsen ben onu bir kere de editlerim. Hiç editleme sıkıntı değil. Hiç bana istediğin şeyi editle deyin. Ya beni çok uğraştırıyorsun. Neyse. Başka ne diyeyim? Şu Disney Infinity'yi almayı hiç düşünmüyorum. Bak bunu bil. Ha bir de dur. Şimdi sorular dışında başka bir şeyim var. Bu arada ben bunun kapağını koparmışım. Şimdi PlayStation. Eskiden ben bu PlayStation'a PlayStation diyormuşum. Onu da yeni fark ettim yani. Yeni dediğim 2 ay önce falan. PlayStation diyormuşum. Bu arada ağzım fışkırıyor. O PlayStation dememle bir alaka ne yani? Sizin bana dilimle gareziniz ne anlamıyorum. PlayStation dedim. Siz gerizekalı hayvan oldu hayvan PlayStation ne? Hem sağdan hem soldan yani. Bu ne yani? Düzelttim ama PlayStation. PlayStation anladınız mı? Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok acayip soru atın bana. Bu arada tüm merak ettiğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Bu videonun altına özellikle çok uğraştım ben be. Bu ne yer yorumdan ne olacak demeyin. Cidden çok zor oldu. Neden? O bildirimler kısmında sadece 5 tane değil 3 tane yorum falan bulabilmişimdir. Gerilerini videonun listeye girdim. Tüm videolarım böyle sıralandı. Tüm yorumlara bir bakıyorum ki tıkla ben yorum atmışım ikinci. Aa sinirim bozuluyor falan. Bir bakıyorum 26 yorum hepsini tek tek inceliyorum. Ne olmuş ne olmuş. Bir de bana şöyle şeyler soruyor. Nerede yaşıyorsun? Kaç yaşındasın? Nedir? Niçin? Nedir? Niçin? Ben hiçbir yerde yaşamıyorum. Ben kaybolmuş batıda yaşıyorum. Bunu bilin. 42 yaşındayım. Ne hastalığım var. Her neyse. Böyle o kadar özelliğe girmeyelim. Ne o kadar yani. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün ekstradan video gelemeyebilir. Çünkü bu hafta tek bunu çekeceğim. Neden? Bu hafta komple her gün sınavım var. Sınav stresine girdim. Her neyse umarım beğenmişsiniz. Görüşmek üzere. Tüm yorumlarınızı atabilirsiniz. Bye.